Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bilinçokuru profesyonel astrologlarından Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet, yay burcu için ilginç bir yıl. Neler var sevgili Demet, ne diyorsun? Evet sevgili yaylar, bu yıl özellikle ben yılın ikinci yarısını, Temmuz'dan sonraki dönemi yaylar için daha olumlu olarak görüyorum. 12 Temmuz'dan evet. Sonra çok harika. Evet. Yılbaşında yaylar şu sıralarda Jüpiter'in yengeçteki seyriyle maddi konularda bazı destekler bulabiliyorlar. Özellikle ortaklı işler veya ortak yatırımlardan bazı destekler gelmeye devam edebilir. Satürn 12. evlerindeki seyrini sürdürecek yıl boyunca. Uranüs ve Plüton'un pozisyonları zaman zaman maddi olarak zorlasa da evet. Uranüs bazen küçük fırsatlarda çıkarabiliyor. İşte geçici bazı evet. sıkıntılar yaşayabilirler evet. maddi olarak ama 8. evden gelen başkalarından evet. gelecek para, banka kredisi almak, kredi borcu ödemek, kredi kartlarıyla ilgili konularla çalışmak, küçük bir operasyon geçirip sağlık ve şifa bulabilmek gibi konuları çok fazla gündeme getiren bir 8. ev pozisyonu var. Evet. 8 ve 8. evden gelen pozisyona 12-8 kaspı arasından baktığımızda 8-12 karmik kadersel bazı etkilerin, bazı yardımların geleceğini gösteriyor. Mesela 12. evdeki Satürn'le 8. evdeki Jüpiter arasındaki trine aslında belli istikrarlı ve uzun yıllar devam edecek maddi gerilere de sebebiyet verebiliyor. Evet. Jüpiter 8. ev tabii ki cinsel ve duygusal sıkıntıların da halledebileceğine. Bu yıl bayağı yaylar için kırmızı noktaları ve keyifli bir yıl 8. ev Jüpiter. Evet. Bazılarının küçük ameliyatlar, diş operasyonları gibi operasyonlar geçirebileceğini, bunların hepsinin hızlı bir şekilde çözüleceğini de gösteren bazı eğilimlerimiz var. Yalnızca Satürn'ün 12. evde bulunması yay burcuna kilo verdiriyor. Kendisinin bazı hobileriyle iç içe girmesine sebebiyet veriyor ve kendisini psikolojik olarak dengeleyebilecek bir döngüye de sokuyor. Aslında çok ruhsar, farkındalığı olan yaylar için çok idrakli bir dönem. Şimdi yay burcunun aslında bir satir kısmı vardır. Satir kısmı vardır. Bir de farkındalıklı kısmı vardır. Evet. Satir kısmı farkındalık ve idrakı daha fazla ön plana çıkartmayan yay burcu. Bir de o yay burcunun aslında gökyüzünde o heyecan veren, kuvvet veren, kudret veren, anlayış geliştiren, entelektüel ve kuvvetli bir yönü vardır. Yılın ikinci yarısı gelirlerden ziyade seyahatler, yolculuklar, evet. eğitimler, bu konularla ilgili pek çok konunun çok fazlasıyla gündeme geleceği bir yıl olarak görünüyor. Dilekler, arzular evet. ve bazı değerler. Çünkü Jüpiter yengeç burcunda ve yay burcuna düşman bir burçta değil. Önemli olan bu. Düşman evet, bir burçta düşman değil. Düşman bir pozisyon bir fazla yok zaten değil. Evet. Yaylar için şu evet. gökyüzünde. Evet. Yönetici gezegen. Yay burcu olabiliriz ama güzel minik bir kedimiz var. Kendisi yay burcu mu yoksa? Kendisi valla ikizler de olabilir, yay da olabilir. Jüpiter rengi diyorum. Kedimizin ismi Lokum'dur. Çok da keyifli bir kedi. Stüdyomuzun kedisi tabii ki. Git demiyoruz. Evet devam ediyoruz Lokum Bey buradayken. Evet yay burcunun yöneticisi Jüpiter 17 Temmuz'dan itibaren Aslan burcuna geçince tüm ateş gruplarının olduğu gibi yay burçlarını da olumlu destekleyecek. Özellikle yılbaşına doğru yani Aralık ayında yaylar için güzel dönemler olacağını söyleyebiliriz. Evet. Yazın 25 Temmuz güzel bir zaman. 18 Ağustos ve yakınları yine yaylar için güzel bir dönem. 18 Ağustos'ta evet. seyahat olabilir. Evet. 25 Temmuz'da uzun zamandan beri beklediği ve arzu ettiği bir yurt dışı seyahati gezisi olabilir. Evet. 18 Ağustos'ta bunlar olabilir. 1 Mart'ta Güneş Üçgen Jüpiter Balık Yengeç çifte şans verir. Evet. Hiç beklenmedik. Belli yerlerden, belli kavramlardan destekler gelebilir. Şimdi düşünsene balık destek, ev satışı, evet. ev alışı, evet. ev almakla ilgili konularında çok fazla gündeme gelebileceği bir döngüyü de fazlasıyla gösterebilir. Bence keyifli bir dönem. Yalnızca unutma sevgili yay, 24 Aralık 2014'e kadar keyfini sür. 24 Aralık evet. 2014'ten sonra büyük öğretici, büyük ders verici, halkalı Satürn burcuna giriyor. Ve unutma. Halkalı Satürn'ün halkası o burca girdiğimi de kolay çıkmıyor. Doğru değil mi? Evet. Başka yorumlarımıza şu oluyor. Satürn'ün vereceği ciddi, kuvvetli, ağır sorumluluklardan önce son rahat bir yıl diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki 3,5 yıl içinde
bir yıl rahatız. Ondan sonra evet, sorumluluklar oluyor. Genç yaylar çocuk sahibi olabiliyor. Orta yaşta sayılar iş ve kariyerle ilgili yapılar çok fazlasıyla artabiliyor. Yaşlı yaylar ise saygı ve sevgiyle sevdiklerine kavuşuyor diyebiliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Sevgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Evet birkaç şey daha ekleyelim. Özellikle bu yıl doğum günü 5 Aralık, 15 Aralık olan yaylar, bir iki gün yakınları da olabilir. Gerçekten 2014'ten sonraki yılları, 2015 yılı çok şanslı, verimli, güzel ve mutluluk içerisinde geçebilir. Çocuklar çünkü, olur. Evet, 15 Aralık'ta, evet. 15 Aralık'taki gezegen döngüsü 12 Aralık'ta, 17 Aralık, hatta 11 Aralık'ta, 17 Aralık arasında doğanlarda Güneş üçgen Jüpiter yapıyor. Çocuk planını 2015'e erteleyebilirsiniz. Satürn ile Uranüs'ten de gelecek destekle beraber harika günler yılın ikinci yarısı sizi bekliyor. Saygıyla evet. Kalsınlar mı devam ediyor musun? Bir bence şey daha kalsınlar, söyleyelim. Kalsınlar. Sevgili yaylar bu yılın yeni ay ve dolunaylarını söyleyelim. 13 Haziran yay burcunda oluşacak dolunay yine yaylar için önemli bir hafta olabilir. 22 Kasım'da yine yay burcundaki yeni ay yeni başlangıçlar, yeni girişimler için yayları destekliyor. Saygı. Hoşça kalın. Sevgi. Güle güle.